Abi, ya çok silah varmış burada ya. Bırak onları. Onlar bazı metidur. İyi ya, tamam biliyoruz. Vay, bunlar ne abi? El bombası. Vay, çok değişikmiş ya. Bırak onu yerine. Bunu çekince ne oluyor acaba? Çekme onu. Ulan Zeki, çekme onu dedim sana da. Pardon abi. Pim çıktı da. Pimini. Herkese merhaba. Bu hafta Hababam sınıfı dediğimizde, maskeli beşler dediğimizde ya da Süper Ajan K9 dediğimizde akla gelen bir isim. Aynı zamanda tiyatrocu. Hatta mesleğe tiyatroyla başlamış. Daha sonra sinemaya transfer olmuş. Bunlar ayrı ayrı meslekler değil. Yani tek kalıp olarak oyuncu desen yeter. Niye sözümü kesiyorsun ki? Daha ben yok, sen devam et. Yani. Ben araya insert girdim. Kendisini çok seviyoruz, takdir ediyoruz. Beraber çarşıya, pazara çıktığımızda herkes fotoğraf çektiğim için can atıyor. Ve bu programın konu olması için de bize başvurdu. Biz de kendisini kabul ettik. Hoş geldin Melih Ekemer. Hoş bulduk. Çok, efendim çok teşekkür ederim beni konuk olarak kabul ettiğiniz için. Rica ederim, ısrarlarınıza dayanamadık. Ama formalite varmış. Bir sürü formlar doldurdum buraya konuk olabilmek için. Ön görüşmeler yapıldı falan. Ben hani filmlerde oynamak için bile bu kadar şey yapmadım. Satya'da Türk'ü ne zannediyorsunuz ki yani? Bilmiyorum işte nedir? Geçerken kapıdan girebileceğiniz bir kanal değil, uluslararası bir kanalız biz ve her konuğu çok titizlikle seçiyoruz Melih Bey. Çok, yani çok teşekkür sizi ederim. Sizi de çok araştırdık başvurduktan sonra. Sağ olun. Sicilinizde bir problem çıkmadı. Oh, hakikaten birkaç filmde oynamışsınız. Birazdan sayalım. Ben unuttum, hatırlamıyorum aslında onları gerçi ama. Aslında iki film var benim. Bir Hababam, bir Maskeli ama üçer üçer çekildiği için çok filmmiş. Ben şaka bir tarafa, gerçekten bence kariyerli bir oyuncusunuz. Çünkü teşekkür ederim. Sinemada ben sizi galiba 2000'li yıllarda Hababam sınıfı Merhabayla herhalde gördüm. Tabii. Sonrasındaki ondan önce var aslında Yeşilçam'da hani oldukça filmim var hatta. Şöyle yapalım mı? Sen oyunculuk okudun. Okudum. Sonra oradan başlayalım mı? Yani oyunculuk okudun. Oyuncu olmak için okudun. Oyuncu olmak için okumadım. Yani 80 ihtilali benim hayatımda hani Türkiye için önemli bir dönüm noktası oldu. Benim için benim hayatımda da önemli bir nokta oldu. Çünkü lise 1'deydim o zaman ve idealim hani her çocuk polis olacağım, doktor olacağım der. Ben akademisyen olmak istiyordum. Yani fark etmez. Herhangi bir şekilde akademisyen olmak istiyordum. İşte üniversitelerde ders vereyim. Konu önemli değil. Bunun için çalışıyor ve inek öğrenci. Öğrencilik boyunca çok mu çektiniz de akademisyenlerden? Ben akademisyen olacağım dedim. Tam tersi. Lise ya daha. Lise 1. Ama 80 ihtilalinden önce lisede kaldım bir sene. Çünkü sağcı solculardan dolayı okuyamıyorduk. Nerede okudunuz? Sakat bir yerde. Paşa Kapısı Lisesi'nde Üsküdar okuyordum. Üsküdar Paşa Kapısı. Cezaevinin olduğu meşhur. Aynı karşısında. İşte problemler vardı. Ders yapamadığımız için kaldık. Yani. Ertesi sene ihtilal oldu. Belki okuruz dedik ama 3-4 bin kişilik okulda 50 kişiydik. Abartmıyorum. Beden eğitimi öğretmeni bütün derslere geliyordu. Fizik, matematik, kimya gibi. Güzel. İngilizce? İngilizceci vardı, o sakıncalı değildi. Ve hani çalışın, yıl sonunda bakın diyordu. Çalıştık, olmadı. Yani tek başına yapabileceğim bir şey değildi. Ve 2 sene üst üste kalınca okuldan atılıyordu. Ve biz de atıldık okuldan. Ne yapacağız, ne edeceğiz? O zaman lise dönemlerinde derslerden biraz nefes almak için tiyatro kolları vardır ya. Tiyatro koluna girmiştim. Ve İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu vardı. Rahmetli Yüksel Hoca'nın şeyini yaptı. Şimdi artık yok değil mi? Yok. O dönemler bitti zaten. Orada böyle ufak tefek oyunlarda, ufak tefek rollerde oynuyordum. Hani çok böyle aman aman yandığım bir şey değildi, iş değildi. Hobi olarak bakıyordum. Bir arkadaşım dedi, gel gidelim konservatuara girelim, bari meslek sahibi olalım dedi. Hani tornacılık gibi. Bu niye geçerken oranılacak bir okul mu acaba? Yok canım, o zaman ciddi yani işte 50-60 müracaat vardı. Tabii. 20 kişiyi falan, daha da kısa 10-15 kişiyi alıyorlardı. Hı. Müracaat ettik. Ben o zamana kadar hani tiyatro metni okumuş, tiyatro konusunda çalışmış öyle biri değildim. Sınavları da hani kazanıp kazanamayacağım belli değil. Yani bir şeyler yaptık ve çok küçüktü yaşım, 15-16 yaşında. Üstün yetenekten Yıldız Kenter aldı beni. Sözünü keseceğim. Hani genelde... Niye kesiyor? Tam anlatıyorum, ya, sözümü kesiyorsun. Ama bunu sormazsam olmaz ki Melih Bey şimdi.
Şimdi genelde şunu söylerler. Ben ilkokulda sahneye çıkıyordum, beni çok beğeniyorlardı. Çok alkışlıyorlardı. Aslında bendeki yeteneği fark etmişlerdi gibi bir hikaye vardır. Var aslında. Sizde var mı? İlkokulda okuma bayramında beni çıkarmıyor. Tabii hayal meyal hatırlıyorum. Derslerde çok uyuduğum için, gözde düşük olduğu için sürekli uykulu halde olduğum için yedi cücelerde uykucuyu oynatmışlardı bana. Çok başarılı olmuştum. Zaten sahnede de uyumuşum. Aksi olsaydı şayet, yani hiç yetenek yoktu, hiç böyle nereden çıktı falan desin, sizi akademide seçen insanlara bence saygısızlık olacaktı. Yok, bu açıklama iyi oldu. Yetenek diye bir şeye inanmıyorum. Gerçekten. Yani özellikle oyunculukta hani oyuncular öyle hani Tanrı'dan verilmiş bir yetenek gibi görürler. Yalan. Öyle bir şey yok. Öyle bir yetenek yok. Çünkü herkeste var bu yetenek. Yani Tanrı çipinde, insanın çipinde yapmış, vermiş. Çünkü bence hani Veli Ekener baktığında... çok önemli bir başlık şeydi. Yeteneğe inanmıyorum. Öyle ama çocuklara bakın. Hani benim çocuğum var, 13 yaşında oldu şimdi ama küçükken 5-6 yaşındayken hadi babacığım hırsız polis oynuyor. Tamam sen hırsız ol ben polis diyordu. Hop polis oluyordu. Polis oluyordu. Ama biz bunun hani mesleğini okumuşuz, şey yapmışız. Hani anlatabildim mi? Adam iki saniyede oluyor demek ki bu yetenek diye bir şey yok. Yani tamam, o geldik. Çipimizde var. Sen oynamaz mıydın doktorculuk falan? Oynardı mutlaka. Tabii. Yani hiçbir oyuncu bir çocuk gibi o kadar ani değişimler, o kadar inanarak role geçme yapamaz. Demek sanki ki bir vücut dili var ama. Yani ben çok iyi futbol oynardım ama herkes benim kadar iyi futbol oynayamazdı gibi bir şey. O şeyle, fokus olmayla ilgili. Yani onun için oyunculukta şeye inanmıyorum. Hani ben özelim, yetenekliyim yok. Ben konservatuvara girdiğimde de ilk yıl hazırlık yılıydı ve başarısı olanlar kalıyordu bir daha girememek üzere. Ve herkes bana öyle bakıyordu yani bu adam giremeyecek diye. Hiç unutmam, emeği çoktu bende. Aytekin Özen diye bir arkadaşım vardı. O bana bir fırça attı. Dedi konservatuvara geldin dedi. Girdin dedi. Hani bir sürü insanla eleyip girdin dedi. Hiç çalışmıyorsun dedi. Başkalarının hakkını yiyorsun. Ne yapayım abi dedim, hiçbir şey bilmiyorum. Ben çalıştırayım seni dedi. Ve gerçekten de 15 gün tatilde 15 saat uyumadan biz çalıştık. Ve çalışınca hani bir sürü şey oluyor. Gördüm onu. Böyle harfi harfine hatta ses nidalara kadar ince detay çalıştık. Çalışmanın nasıl olduğunu öğrendim ondan. Sonra okulda zaten ilk yılımda ciddi bir parlama oldu. İlk yılın sonunda konservatuvar Kenterlilerden Yıldız Hanım teklif etti. Babalar ve Oğullar Turgenev'in 3 saatlik oyununda. Kimler vardı sınıf arkadaşı ilk başlarken hatırlıyor musun? Bugün hala oyunculuk yapan. Tabii canım bizim dönemde kim vardı? Demet Akbağ, sonra Erkan Can, Oktay Kaynarca, Yasemin Yalçın. Bizden hemen önce Uğur Yüceller, Ayhan Kavaslar. Yani Tilbe Saran. Süpermiş ya. Başka yani şu an sonra, kusura bakma. Yaşlanınca gidiyor, hafıza gidiyor. Olur. Ondan sonra işte Kenterler, yani ilk yılımda Kenterler'de rol teklif edildi. Hani şey fonda martı gibiydi mi? gidiyor. Ama Müşük Kenter, Şükran Güngör, Kamran Yüce gibi hani üstadlarla bir tiyatroda oynuyorsun. Yani. Hem konservatuvar hem Kenter Tiyatrosu benim için çok büyük bir aşama oldu. Yani 2 yılda bütün çalışma sistemini, bir oyuncunun çalışma sistemini öğrenmiş oldum. Ondan sonra bir sürü tiyatroların Kenterler'de 3 sezon, 2 sezon, 3 sezon. Arkasından Hadi Çaman Yettepe oyuncuları rahmetli oldu abi. Sonra Gülsürü Rengin Cezar Tiyatrosu'nun bir oyunluk. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi birçok tiyatroda, kendi kurduğum tiyatrolar ve tiyatro gitti. Kimin için Allah rahmet eylesin dedim biraz önce? Hadi Çaman için. Hadi Çaman'ı da çok severdim. Hı-hı. Ve gerçekten bende emeği büyüktür. Yani Hı-hı. oyunculuğumu geliştirme konusunda Hı-hı. emeği büyüktür. Çok sevdiğim Anladım. Bir oyuncuydu. Anladım. Peki sonra yani okuldan mezun olan oyuncu olmuyor. Okuldan, en okuldan kötüsü... mezun olmak değil. Zaten çünkü hani... Kaç yıl? 4 yıl, 5 yıldı. Bir de yıl okudum, mezun olmadım ben. Çünkü askerlik tecil etmedi. Üniversiteye bağlanmamıştı. Son senem bağlandı. Ama liseyi bitirmediğim için üniversiteye giremiyorum. Hani üniversite sınavlarına girmem lazım. Giremiyorum. Ve askerlik geldi. Mecburen askere gittim. Ondan sonra... Bir ara verdin yani. Sonra döndüm. Yok. Döndüm. Şimdi devam tiyatroya. En kötü zaman bu ara verdiğin dönemdir. Çünkü... Geliyorsun ve bir boşluğa düşüyorsun ya. Yok öyle bir şeyim yok. Olmadı, yani yaşamadım. Askerdeyken de askere gitmeden Hadi Çaman'da çalışıyordum. Ve hani dönüşümde hazır diyelim. Hani geldim
İşte bir sezon Hadi Çaman'da oynadım. Sonra Ali Poyrazoğlu'na geçtim. Sonra öyle gitti. Sonra 91'de bir küstüm oyunculuğa, hı hı, tiyatroya. Hani tüm özel tiyatrolara küstüm. Zaten ödenekli tiyatrolar hiç düşüncemde yoktu. Bu kadar genç yaşta niye küstün ki, anlamadım. 91, yaşlanmışım 91'de. Yani yaşa, ikide bir yaş yaş deyip durma yani programın. Yok, içeriği. 91'de yaş. Ha, 91'de yaş, pardon. Yani yaşlı adamları çağırıyorsun programa, böyle oluyor. İlk teklif aldın, sinemadan ilk teklif aldığın günü hatırlıyor musun? Biz konservatuvardayken, konservatuvar paralıydı. Yani şimdiki rakamı hatırlamıyorum ama bugün cüzi bir rakam, 500 lira gibi paraydı. Benim ailem hani çok şey değil, bir kabzımalın oğluyum neticede. Çok zengin değil, onun için kendi paramı kendim kazanmak zorundaydım. O zaman şey vardı, Yeşilçam kahvesi vardı. Biz okuldan boş zamanlarda Yeşilçam kahvesinde oturup böyle yapımcı beklerdik. Şey, Yeşilçam mı konuşuyoruz? Yeşilçam, Yeşilçam. Yeni Melek Sokağı gelirdi falan. Ondan sonra işte bilmem ne filmi için figürasyon. Abi ben okulluyum abi. Tamam sen gel diye bizi toplarlardı. Giderdik işte figürasyon, arkada çay iç, kahve iç, kameraya bakma, sessiz ol. Hani ilk öyle başladı. Sonra, pamuk tarlasını ırga seçer gibi. Tabii canım öyle. Öyleydi zaten, bilmiyormuş gibi konuşuyoruz. Bilmiyormuş gibi yapın beni. Ama yani şey, yardımcı oyunculuk ne? Onunla figürasyonu, hani figürasyon yapıyorduk. Böyle paramızı kazanıyorduk. Yani Yeşilçam'la orada tanıştık. Ondan sonra birkaç film oldu öyle ufak rollerde. Ama yani yapımcı nasıl çağırdı beni, nasıl anlaştık, nasıl oynadım onu bilmiyorum. Peki. Büyük ihtimalle yönetmen tanıdığımdı. Şey midir yani 2000 yılındaki Arzu filmin yaptığı Hababam sınıfı merhaba. Çok uzun zaman sonra Hababam serisine dönüştü. Ferdi Eğilmez'in yönettiği bir filmdi. İşte o teklifi mesela konuşalım. O günü konuşalım. O teklif çok önceden yapıldı aslında. Seni de sektöre katan, tanıtan. Ya aslında 2000'li yıllarda bir Kahpe Bizans hikayem var. Onu senden biliyorum. Onu konuşacağız birazdan. O da özel filmde bizim yapımcılığımız olduğu filmdi. Ama o zamanlar tanısaydın tabii ya, sonuçta genel anlamda kasla ilgimiz yok ama o zaman tanısaydım sana mutlaka bir torpil yapardım. Gerçekten yeteneklisin ya. Yeteneğe, bunu da söylüyorum yıllar sonra. Çalışkanım. Yıllar sonra söylüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çalışkanım. Hababam sınıfa merhaba ya. Hababam sınıfından önce işte yıllar önce ne Kahpe Bizans zamanında radyodaydım. Hani 15 yılım var radyoda Abuzer karakteriyle. Evet. Dünyada ilk ve tek, bir bölüm ayıracağız onu biraz. Dünyada ilk ve tek doğaçlama radyo tiyatrosu yapan bendim. Ondan sonra hani o çok başarılıydı. Bir gün telefon geldi. Radyo D'deydim çıkışta. Abi seni biri arıyor Ferdi diye dedim. Kim aradım? Ben dedi Ferdi Eğilmez. Ya yabancı değil Eğilmez söyledi. O ihtimal verdi. Buyur. Biz sizinle tanışmak istiyorum. Tanışalım. Ondan sonra bir yerde buluştuk. Ben zannediyorum ki hani radyodan meraklı falan. Ben dedi senin bütün şeyini seyrettim dedi. Yani geçmişini, işte televizyona yaptığın şeyleri, o skeçleri, şunları bunları. Çok başarılı buluyorum dedi. Beraber çalışalım dedi. Yani, tamam. Sorun yok. Hani zaten oyuncuyum. Ekstra bir şey teklif etmiyor. Sonra bir tekst verdi bana Kahpe Bizans. Bunu oku bakalım dedi. Okudum. Hani güzel, çok güzel. Hani Gani Müjde çok usta. Hı. Ustalığın en zirvesi zaten o bence. Kemal Kenan Ergen'in de katkısı var senaryoda biliyorsun. Bilmiyorum. Evet. Bana Gani Müjde ortak yani. Ortak evet. Yazdılar. Doğrudur. O da muhteşem. Hı. Kemal Kenan'la biz şey Star ilk kurulduğu zamanlar Levent Ülek, Levent Kazak, Pelin Süper falan böyle skeçler çekiyorduk. O skeçleri yazıyorduk. Süper bir ekipmiş yani. Tabii canım o dönem. Dedi bu oynar mısın? Oynarım. Ne oynayacaksın dedi. Ne oynayacağım dedim. İşte dedi hani şey var. Cem'in oynadığı rolü söyledi Cem Davran'ın. Abi dedim hani o, yani ilk sinemaya girişte oha bana bu kadar yüklenmedi. Yok yok dedi. Ata biniyor musun? Biniyorum var şeyim. İşte yakın dövüş falan var gittim biliyorum onları da. Tamam işte tam aradığımsın dedi. Ama o zaman Cem Davran yoktu. Sonra hani ne oldu bilmiyorum. İşte yapımcı, yönetmen, yazar aralarında konuşmuşlar. Cem olmuş. Bence iyi ki de Cem olmuş. Benden çok daha iyiydi çünkü. Öyle kaldı. Bir yıl sonra bir Amerika'ya gittim geldim bu arada bir iki yıl. Demek ki iki yıl sonra yine Ferdi aradı. Melih dedi dizi çekiyoruz gelir misin? Yani ne dizisi işte Star'a mı? Star'a dedi şey Vakkai Zaptiye. Güzel senaryo geldi. Muhteşem bir karakter yazılmış. Bir de hani senin için yazdık dedi.
Harbiden de güzel. Hani Peltek Telefelek konuşan bütün rollerin unutulmaz oyuncusu olarak ben aldım, çalıştım. Çok güzel bir karakter çıktı. Dizi muhteşemdi. Sen bilmiyorum o dönemi hatırlar mısın? Ben Bakay daha henüz doğmamış olabilirim Melih Bey. Bakay Zapti ya yok, 2000'ler işte. Yok, 2002. 2002. 88 sen, doğumlu. Ha, çocuksun sen. 7-8 yaşında. İşte o zamanlar. Evet. O diziyle başladık. Hani şansı olmadı dizinin. 5 bölüm, 6 bölüm çektik. Sonra Star'da bir yönetim değişikliği bir şeyler oldu falan. Interstar dönemi yoksa Star dönemi? Star. Star. Tabii Interstar değil. Interstar 90'lı yıllardı. Interstar ilk kurulduğunda, Magic Box kurulduğunda biz oradaydık. Evet. Hani daha da eskisi. TRT 2 ilk kurulduğunda bir skeç yapıyorduk. Abdülhamit döneminde ne yapıyordun? Abdülhamit döneminde Karagöz Hacivat oynuyordu. Çocuktum ben o zaman. Def çalıyordum. O bitti. Ondan sonra dedi Hababam sınıfını yapacağım. Bu çok büyük bir yük. Hababam sınıfını. Hani aklı başında bir oyuncunun hani kabul edeceği bir yük değil. Sadece oyunculuk açısından değil Melih. Bunu hala konuşuyoruz. O kadar iyi örneği var ki. Siz bu örneğin üzerine bir remake yapıyorsunuz ve her oynayan oyuncuya anormal bir sorumluluk ve yük düşüyor. Orada ben konuşunca hani geçmiş şeylerle ilgili hani çok korkuyorum zarar vereceğim o dokuya diye. Çünkü film olarak baktığında eski Hababamları çok parlak filmler değil. Hani senaryo sadece Türk halkına yönelik, hani Türklerin anlayacağı espriler, yani evrensel bir dili yok. Çekimler kötü. Çünkü teknik kötü, işte ışık kötü, sesler kötü. Tekrar zaten hani şeye temizlemeye gittiniz filmleri. Evet. Ama o oyuncularla Ertem Eğilmez öyle bir şey yakalamış ki, ne diyorlar onu, bir sinerji yakalamış ki. Yani hani Türk halkının kalbini elinde tutmuş resmen. Ve yani işte Ferdi anlatıyor o zaman hani işte şey gelirdi diyor, Münir Baba gelirdi resmen şirketin babası gibi diyor, Adile teyze yemek yapardı tabii, diyor. Yani öyle bir çok aile güzel fotoğraflar gibi. Var şey kamera arkası. Ya, muhteşem, muhteşem ve öyle bir şey yakalamış ki ve o da seyirciye geçmiş ve o tekniğe şuyu buyu falan hepsi göz ardı ediliyor. Gerçekten bakınca bu açıdan oluyor, muhteşem filmler. Ama sinematografik olarak bakınca hani çok parlak filmler değil açıkçası. Bizim yaptığımız filmler sinematografik olarak çok başarılı. Yani gerçi Ferdi Elmas da sevmiyor filmi. Ya kötü oldu diyor ama benim en sevdiğim hani, sinematografik bence. Olarak en iyi film Hababam sınıfı 3.5. Yani her şeyle 4-4'lük hani tekniğiyle şuyla buyla falan filan. Hani onlardan çok daha üstün, çok daha iyi bir teknikle, çok daha iyi yani doğru matematikle yapılmış filmler oldu. Şimdi Melih. Zaten şey oldu onlardan, hani klasik gibi oldu onlarda. Doğru. Şimdi senin çizginde şöyle bir şey var. Çok enteresan bu. Çok az insanda rastlanır. Mesela Hababam sınıfında 3 tane seri var değil mi? Yani Hababam sınıfı Merhaba, Hababam sınıfı 3.5 ve Askerde. 3 tane. Sonra bir başlıyor. Maskeli. Maskeli 5'ler 3 tane. Başka Hababam şey Hababam Askerde çekerken ilkini çektik. Tamam. Ama sonuçta bir üçlü seri vardı. Maskeli 5'ler 3'ler. O kadar iki tane film zaten. İki tane bir Hababam zaten. Bir maske. Ben çok bekledim tabii Süper Ajan K9 1 2 3 falan değil ama neyse olmadı. Ya Süper Ajan K9 çok şanssızdı. Yani senaristin ilk senaryosu. Yapımcının ilk işi. Yönetmenin hani yönetmen demeyeyim çünkü sinema yönetmeni değil. Hani yönetmen diye gelen şahsın ilk işi. Ve hani iki tane hani profesyonel adam var, Cengiz Küçük Ayvaz'la ben. Hani çok da dinlemediler bizi. Başlarının dikine gittiler. Yani çok güzel bir film olabilirdi yani. Hatta gerçekten çok çok iyi olabilirdi ama olmadı. Ama dönem itibariyle baktığımız zaman 2008 yılının o dönemi için Türk sineması ilk kez Eylül ayında bir film gösterime soktu. Bu film 240 bin kişiyi sadece Türkiye'de aldı. 240 bin mi? Tabii. İyi seyirci. 240 bin o komedi filmi için Türkiye'de aldı. Bir de bunu yurt dışından para kazanmış Ender Türk filmi 57 bin avro para geldi. Düşün. Bunun bir tek nedeni vardı. K-9. Ne yönetmendi ne senaryoydu. Cengiz Küçükaybaz ve Melih Ekener ikisi. İşte ama o, yani içimdeki acı şey seyirciyi kandırmışız gibi oldu. Yani doğru haklısın. Hani Cengiz de bana bu, geldi seyirci siz belki projeyi, bunları seyredeceğiz diye. Projeyi kabul ederken seyirciyi kandırmak gibi kaygınızın olmadığını herkes bilir. Bir şey, bir şey hikaye okuyorsunuz, kadroya bakıyorsunuz ve start ediyorsunuz. Akut zatürre oldum o filmde ben. Atla zıpla oradan dur, o zaman iki tane anını dinleyelim o filmle ilgili. Hangisi? Niye bu kadar şey Süper Ajan K9? Çünkü senin son oynadığın büyük film. Evet. Bir daha da yapmadım film zaten. Evet.
biraz boyoz, biraz gevrek falan gibi bir film hatırlıyorum. Biraz art house bir filmdi, evet. Biraz satış için yapılmış olan bir şeydi. Ama Süper Ajan K9'un maliyeti, oyuncuların anıları falan anlata bitirilemez. Çünkü maliyet çok, evet, yönetmen çok masraf yapmış, uzamış işte falan filan. İlk film, yani evet, bilinmediği ama çok anınızın olduğunu biliyorum o filmde. Mesela Didem Erol vardı, sonra başka kim vardı? Didem Erol vardı, Cengiz vardı. O kadar çok şey vardı ki, oyuncular vardı ki. Şimdi Bülent iki tane ajanın oynamış oldu. Mesela Bülent Şakrak'la birlikte çalışmanın mutluluğu benim için inanılmazdı. Hadi anlatalım, var yani. Çok şey? Fazla sahnem yoktu belki ama çok çok seviyorum adamın oyunculuğunu. Ondan sonra başka hani bir sürü insan vardı. Abi benim İki tane ajanın oynamış olduğu bir komik filminde, komedi filminde sakarlık ya da bilmem ne olmaması mümkün değil. Yani o yüzden sordum sana. Evet ya, oldu canım. Hani bir sürü en benim tedirgin olduğum sahneler, bir koridor, işte bombalar patlayacak dendi. Siz de buradan koşacaksınız. İyi, bombalar dediğini hani düşünüyorsun. Oradan İki tane çatapat yani. Çatapat falan filan. İşte aman dediler, tekrarı yok. İşte Didem'le buradan koşacağız. Didem tamam yani. Dedi, ne olacak, şu kadar koşacağız. Ve adam bakıyor oradan. Biz geçtikçe arkadan patlatıyor. Ne olduğunu da bilmiyoruz sistemin. Zaten hani Yeşilçam, hani bu teknik ne kadar güvenilir ne, o hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam, kamera, motor, koşun dedi. Biz koşmuyoruz. Arkadan toz toprak üstümüze geldi. Abi ciddi savaş oluyor. Ya savaşın içi, hiçbir şey görmüyoruz. Koşuyoruz ama nereye koştuğumuzu bilmiyoruz. Didem bağırıyor. Öldük mü? Didem'in elini tutuyorum. Sus, koş, devam edin. Yırtalım şuradan diye. Ya 10 saniyelik bir koşuydu ama hayatımın koşusuydu. Didem dedin de, Didem'e bir mahkemeye falan mı veriyordunuz siz, bir şeyler o mi? O senin uydurma. Ben hayır yani, ben ya piyano sen yapıyordun. Aa, öyle mi? Pardon. Orada bir şey söyledik. Ya bir son sahne vardı. Hani son sahnede. Beni söyleyeceğini hiç düşünmediğimden sorduğum soruyu. Kapatalım. Didem'le hani sarılıp öpüşeceğiz, öyle bir sahne vardı. Didem benim için gibi, hani ne bileyim, kardeşim gibi, çok sevdiğim birisi. Hani çok naif, çok şeker bir kız. Hani kendisine selam söylüyoruz buradan. Senaryoya baktığımda hani böyle bir öpüşme sahnesi gerekli mi? Gerekmiyor. Yönetmene de söyledim, hani gerekmiyor. Ya hoş olur falan. Ya yapalım, yapmayalım. Ben dedim yapmayacağım dedim. Tamam ama yönetmen Didem'e demiş ki hani finalde bir öpücük yap demiş. O sahnede hani biliyorsun arkada yine bombalar patlıyor. Yeşil green box çekildi, o yanıyor. Oradan bir şeyler falan. Hani bir daha çekmenin ölüm. Çıktık işte o bombalardan falan. Didem sarıldı, öptüm. Hani küçük öpücük de değil, hani küçük öptüm. Çok sinirlendim. Hani bu olmayacak bir şeydi. Ya dedim hani bu dedim olmayacak bir şey. Hani mahkemeye mi vereyim sizi, ne yapayım dedim. İşte bunu da sen duydun. Ondan sonra vay mahkemeye verecek ama diye piyano şey söyleyeyim mi? Rezil ettiniz. Ne ilgi çekti. Sonra herkes bana filmin bütün kişisi. Herkes bana yazdı. Şey Didem'e yazdılar. Bana Didem o öpmüyorsa bize geldi. Güzelmiş. Bana diyorlar niye öpmüyorsun? Benim en çok korktuğum bu haber sonrası. Evliliğinde bir şey olacak diye korktum falan. Şaka bir tarafa. Gelelim Abu Zer'e. Şimdi ben hala Instagram'da paylaşıyorsun Abu Zer karakterini ve onun dilini bir türlü taklit edemedim. Ben de edemiyorum. Dile yatkınlığım vardır, taklit yeteneğim vardır ben ama... Ben de edemiyorum. Nasıl yani? Ya bayağı hani Abu Zer'i yap bize diyorlar. Hani Abu Zer'i yapmam için o şahsiyete girmem lazım. Bir dakika lazım. Ben yanlış insanım konuk ya. Abu Zer'i mi konuk etmeliydim burada? Abu Zer'i konuk etseydim farklı olurdu. Gerçekten. Farklı biri gelirdi. Çünkü o yani benim şizofrenim. Yani kişilik bölünmesi. Ama ben bundan ekmek yediğim için tedavi olmadım. 15 yıl. Yani Abu Zer olunca... Beyin farklı çalışıyor, her şey farklı Abu çalışıyor. Abu Zer nasıl bir kişilik peki? Ne bileyim ben. Ha ben yani işte gördüğün gibi yani. Diğer gibi. Yansıması, şizofreni diğer yansıması. Yani geçmişi çok enteresan Abu Zer'in. Abu Zer çok kültürlü, çok akıllı. Ondan sonra entelektüel biri. Fakat bir kaza geçiriyor. Sonra böyle zeka özürlü kalıyor. Bütün o bilgiler var ama onları kendi yaşadığım gibi yapıyor. Toparlayamıyor. Oradan işte espri çıkıyor. Şimdi sizin... neydi o program yaptınız, radyo Tatlı Ses, beni konuk ettiniz en son, beni konuk seni ettiniz, konuk mu ettim? Tabii Doğancan'la bir Doğancan Radyo Viva'da bir akşam konuk ettiniz. Ben o akşam Abu Zer'in ne kadar sevilen, ne kadar ilgi gören, ne kadar önemli bir karakter olduğunu gördüm. Abu Zer o akşam duyun yapımcılar, duyun bunları, Abu Zer o akşam telefonları kilitledi. Ben bana ediyorlar zannettim. Yok, ben konuk olduğum için değil. Seni kimse tanımıyor. Beni kimsenin tanımadığını, herkesin Abu Zer istediğini görünce itiraf edeyim, bir daha programımıza gelmedim. İyi yapmış. Zaten davet de etmediniz. Tabii. Gördük, kimse aramıyor seni.
Peki neden Abuzer gelmedi? Yani radyolar dönemini mi kapattı? Radyolar Abuzer karakterine bir tavır mı aldı? Abuzer anarşist bir ruhu mu sahip? Yok, neden? Hiç öyle peki şey bu kadar yok. Sevilen bir karakterine var mı? Abuzer zaten ritük kurallarına aykırı biriydi. İlk Best FM'de başladı. Konuşması bozuk. Mi? Hayır, konuşması bozuk. Türkçeyi bozduğu için. Abuzer zamanında profesyonel konuktu zaten. Öyle mi? Ya Özcan Deniz bir program yapıyordu. Nerede? Star'da mı? Show'da mı? Ondan sonra 10 bölüm konuk katıldı. Ne diyorsunuz? 10 bölüm daimi konuk. Peki o zaman ciddi bir şeye konuya geçelim. Zaten hep ciddi konuştuk ama mesela Melih Ekener'in bir tiyatrocu yönüne tanık oldum. O oyunda Kohalet oyununda Melih'in canlandırdığı bir karakter vardı. Kendisine söyledim, herkese de anlattım. Eğer kötü adam oynatmak isterseniz Melih Ekener'i oynatın. Çünkü bir oyunculuk böyle bir şey. Her zaman söylüyorum. Robert De Niro'yu her rolde görürsünüz. Melih de böyle. Melih o kadar irrite edici bir rolde oynuyordu ki ben koltuklarda bu adamdan nefret ettim. O karakterden. Çok güzeldi çünkü. Halbuki ben sevdirdim karakteri diye düşündüm. Karakter sevilecek bir karakter değildi. Sen oyunculuk da sevdirdin. Ama gerçekten o lacivert takımlar, elinden işte bilmem ne kadeye düşmeyen ama irrite edici, kadınla da saygı duymayan da acayip güzel bir karakter canlandı. Maalesef Türkiye'de hani sinema, tiyatro bir sektör olamadı hala. Tabii olması da bizim sorunumuz bu. Çok çok zor çünkü hani sinema o bu kadar para falan diyoruz. Aslında çok düşük bütçeli paralar. Yani 2 milyon 3 milyon dolar ona harcandı diyoruz. Halbuki yurt dışına baktığında bir klip, müzik klibi bütçesi bizim sinema yani, filmimize vay dediğimiz. Aynen öyle. Satışına bakınca hani 70 milyonla sınırlıyız. Öyle düşünüyoruz. Hani halbuki yurt dışına çok rahat açılabiliriz. Ama maalesef yapımcılar öyle düşünmüyor. Böyle olduğu zaman da ben bütün sıkıntısını oyuncular çekiyor. Çünkü bir oyuncuyu alıyorlar, bir filmde oynatıyor. O başarılı oluyor. Abi bu çocuk komedide çok başarılı. İşte peltek rollerin yapışıp kalıyor. Yapışıp kalıyor. Sonra evet, seni angaje ediyorlar. Yani hani işte dediğin gibi gangster rolü geldiğinde, hani Melih dendiğinde ya saçmalama abi, o salak gangster olur diyorlar. O olmuyor. Yani yapımcılar da şey düşünmüyor ki hani yurt dışına baktığında okulların kapısında yapımcıları görürsün. Mezun olan öğrencilerle hemen sözleşme imza, başarılı öğrencilerle sözleşme imzalamak için kapıda dururlar. Ama bizim daha sendikamız, hani şükürler olsun oyunculuklar sendikası kuruldu. Ama işlevine bakınca çok ama işlevsel. Biz iki hafta önce belki anımsarsın izlemişsindir. Yılmaz Atadeniz'i SESAM Başkanı'nı konuk ettiğimizde ve programın kapanışında şöyle söz etmişti. Lütfen sizin aracınızla devletin en tepesine, başına sesleniyorum. Biz sanatçı kabul edilmiyoruz. Biz tarım işçisi olarak kabul ediliyoruz. Lütfen bunu değiştirin artık diye feryadı vardı 90 yaşındaki insanın. Yani bu acayip 2001-2002'de acı galiba bir şey yani. Telif kanunu çıktı Türkiye'de. Yani yurt dışı örnek alınarak yapıldı Avrupa, Amerika. Ve muhteşem yani kanunlarımız... Muhteşem ama kanunları uygulamaya gelince uygulayacak merci yok. Doğru. İşte sendika kuruluyor ama bir sürü sendika var. Hani hangisi bir tane sendika olur, 10 tane sendika olmaz biz ki. Biz Kohalet'ten ve o oyunculuktan başka yerlere kaydık. Hı. Bence burasını da şey etmeyelim. Yok, demek istediğim tiyatro hani... altı unsur diye bir şey kurdunuz, grup kurdunuz. Ziya Meral'in yazdığı bir oyundu Kohalet. Şimdi yine provalara girdik. Bunu 2-3 oyun sahneleyebildiniz. Devamı gelmedi. Aramızdan da ayrıldı çok değerli bir tiyatrocu Çetin Akçan hocamız sahneye koymuştu. Evet. Bence çok da ilgi görüyordu. Gezinseydiniz, turneye çıkabilseydiniz. Yine onun rejisiyle şimdi çok yakında yine sahneliyoruz. Süper. Ebru Karanfilci, Esin Karakaya. Çünkü geleceğim nokta şu Melih. Yani 2000'li yıllardan bugüne kadarki sinema olayını konuştuk. Yani 3 tane Hababam sınıfı, 3 tane Maskeli Beşler, sonra Süper Ajan K9, öncesindeki filan bunları geçtim. Ama ben senin tiyatroda çok başarılı olacağını biliyorum. Gördüm çünkü, izledim. Dolayısıyla evet belki şu anda çok yoğunsun, bir kanalım var ve kanalın başındaki sorumluluklarım var. Ama tiyatro her zaman yapman gereken bir şey düşünüyorum. Akşam gittiğinde bir deşarj olacağın bir şey. Ya yapıyorum. Sen bir şey yapıyor musun? Yapıyorum, yapacağım zaten. Biz niye görmüyoruz Melih? Dur yapacağım daha. Ya yap o zaman. Yapacağım bu sezon. Bu sezon bayağı 2-3 tane oyun var. Güzel. Yapacağım. Bunu duyduğuma çok sevindim ayrıca. Don Quixote Tiyatro ile bir oyunumuz var. Süper. O muhteşem bir oyun. Onu zaten duyarsınız şeyini. Süper. Onları yapacağım yani. Çok uzun konuştuk ya. Evet yani kanal senin diye habire konuşuyorsun. Ben de kesmek istemiyorum ama işte yani. Program senin. Ama çok güzel sohbet ediyoruz. Sağ ol. Melih. Var mı söylemek istediğin bir şey sinemaya dair? Bir sinema adamısın. Sesini duyurmak isteyebilirsin. Çünkü biliyorsun ki bir kanalımız var.
kanaldan yayınladıktan sonra YouTube'umuza yani, koyuyoruz bu röportajları. Ben sinemacı değilim. Yani hayır, sinemacısınız. Yok, değilim. Sinemacı çok farklı. Yani, tiyatrocu da değilim. Tiyatrocu deyince çünkü... Paramı sinemadan kazanmıyorum ki, sinemacı olur muyuz? O kadar şey kapsıyorken, tiyatrocu deyince perde çekicisinden tut, temizleyicisine kadar tiyatrocu. Onların hepsini benim imkanım. Ben oyuncuyum. Hani sinemada, tiyatroda, şurada, burada her tarafta oyuncuyum ve başka bir özelliğim yok. Hani sinema oyuncusu diye bir şey kabul etmiyorum ya da tiyatro oyuncuyum abi. Nerede ne verilirse rol oynarım. Hani tek şeyim, söyleyeceğim şey, yani sinemacıların, hani sinemayı yapanların, yapımcıların, yani para sahibi olan yapımcıların, yönetmenlerin gerçekten rol seçerken eş dost değil de hani o role uygun insanları bulmasını rica mı edeyim, ne diyeyim, hani temenni ediyorum diyeyim. Hani yapımcılar, yönetmenler biraz daha çalışması lazım. Mesela Ferdi çalışmış abi. Hani radyo yaparken, oyunculukla hiç ilgim yokken. Ferdi İlmez size mesaj geldi. Yok, radyo yaparken hani aradı, ben dedi seni takip ettim, şöyle böyle seni kadroma istiyorum. O muhteşem bir düşünce. Hani böyle yapımcı yönetmenlere ihtiyaç var. Peki. Yani eş dosta değil de gerçek, hani o rolü gerçekten oynayacak insanlarla çalışacak. Sana en kısa zamanda çok güzel bir sinema filminde seni tatmin edecek, oynarken keyif verecek ve inanılmaz böyle binlerce insanın izlemiş olduğu bir film diliyorum. İnşallah. İkincisi de, o da bir fırsat. Çünkü bir şey şeyleri kabul etmiyorum. Hani ben konuşurum. Komedi şey, ben de konuşurum. Ben parayı ben veriyorum kardeşim. Ah, çok affedersiniz. Yani komedi şeylerini kabul etmiyorum mesela. Senaryolarını kabul etmiyorum. Anladım. Çok ince komedi olursa yani artık seçme özgürlüğüne sahibim, öyle söyleyeyim. Tamam. İkincisi de sinema kadar çok değerli bulduğum bir tiyatro ve bence bir hodri meydan denilen yerdi. Çünkü sinemada tekrarları var. Bu programın da tekrarları olabilir çekerken. Ama tiyatro sahnesi öyle bir şey ki hatasıyla, sevabıyla oraya çıkıyorsun ve oynuyorsun. Müthiş bir iş. İki ay prova yapıyorsun. Müthiş bir şey. İki ay prova değil, beş ayda yapsan onları yaşayacaksın. Evet. O yüzden çok iyi bir oyun ve uzun ömürlü bir gişe diliyorum sana. Amin diyorum. Bir üçüncüsü bir şey de sorumlu olduğun kanal ve ekipteki arkadaşlarına güzel dostluk ve bunun da çok izlenirlikte falan işte çok geniş programlı bir hayatın olsun isterim. Ona da amin diyorum. Programıma geldiğin için ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Salon 7'nin müthiş bir ekibi var. Her hafta onlarca insan çalışıyor. Çok terliyoruz. Zam yok. Zam yoksa kapatabiliriz arkadaşlar. 20 yılı aşkın sinema ve tiyatro sahnelerinde izlediğimiz Melih Ekener'i dinledik. Ağzına sağlık Melih. 36 yıl. 36 yılmış. Beni düzeltiyor sabahtan beri. Bu programın bitmemesi için elinden geleni yapıyor ama kesmek zorundayız. Bütün ekip olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir sonraki programda muhtemelen Abuzer zaten 3-4 bölüm olur bu programda. Hoşçakalın.